Efendim bu mesele artık Türkiye'nin meselesi olmaktan çoktan çıktı ve uluslararası arenada da çok konuşulan bir konu haline geldi. Şimdi bu önemli meseleyi konuşacağız. Başakşehir Kulübü, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ telefon attığımızda. Sayın Gümüşdağ yayınımıza hoş geldiniz. Uğur Bey hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Öncelikle bu kulüp olarak maruz kaldığınız bu çirkin saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Gümüşdağ, gelen tepkiler nasıl? Mesajlar, tepkiler paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki. Uğur Bey, tabii dün akşam yaşanan olayı Türkiye'de de tüm futbol sever Türkiye kamuoyu takip etti. Özellikle maçın 13. dakikası da bizim teknik direktörümüz Okan Buruk'un arkasında yardımcı antrenörümüz Pierre Webo, eski oyuncumuz. Diğer Webo ve diğer yardımcı hocalarla beraber otururken orta hakeme karşı tabii seyircisi olduğu için sesli işte pozisyonla ilgili veya kartla ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili görüşlerini söylerken dördüncü hakem Webo'nun üzerine sürekli oynamaya başlıyor. Ve bunun üzerine orta hakeme mikrofondan mesaj yollayıp kartla cezalandırılmasını talep ediyor, kırmızı kartla. Onun üzerine orta hakem kulübeye doğru koşuyor ve onu göstererek şu zenci diye negro diye diyerek onu gösteriyor. Ve bunu bütün kulübede teknik direktörümüzden yardımcılara kadar ve oyuncu arkadaşlarımızın çoğu duyuyor. Tabii ırkçılığa maalesef hep söylemde varız. Yani bugün baktığınızda UEFA'da, FIFA'da, geçmişten bugüne ırkçılıkla ilgili hep bir söylem içinde olurlar. Ama gerçekten de hani hiçbir bunu hayata geçirip bununla ilgili radikal kararlar aldıklarını çok görmedim. Benim asla kabul edemeyeceğim bir şey ki dünya insanları bunu kabul edemez. Asla kabul edilebilir bir şey değil. Hemen soyunma odasında müzakeremizi yaptık. Oyuncu kardeşlerimiz zaten Dembaba olmak üzere Enzo, diğer oyuncularımız, Pong hepsi maça çıkmak istemediklerini bu olayın kabul edilemez bir şey olduğunu zaten ifade ettiler. Ve benden müsaade istediler. Ben de bu konuda tek yapacağımız şey bu duruşumuzu hiç bozmadan bütün dünyaya bu mesajı, bu ırkçılığa karşı tavrımızı göstermeliyiz kararını verdim ve UEFA delegesine hemen bildirdik. Biz maça çıkmayacağız diye. Eğer dördüncü hakem alınırsa maçtan ama orta hakem de bu işin ortağı. Çünkü o ifadeyi orta hakem duyuyor. Buna rağmen gene kırmızı kartını gösteriyor. Yani o ifadeyle ilgili ne dördüncü hakemi ikaz ediyor ne bir şey yapıyor. Dolayısıyla bundan sonra maça çıkmama kararını yeniledik ama biz eğer 4 hakemde değişmez ise biz buradan İstanbul'a döneceğimizi söyledik. Tabii UEFA ile müzakereler devam etti. Çok kritik bir yaklaşık bir yarım saat, bir saat çok kritik geçti. Onun üzerine en son UEFA 4'ün değişikliği kabul etti. 4 hakem değişikliğini ve yarın 20.55'te oyunun durduğu yerden başlaması ile ilgili bizim olurumuzu istediler. Buna razı mısınız diye. Bu şekilde olur dedik ve o şekilde onay verdik. Takım otele döndü. Şimdi bu akşam inşallah 20.55'te durduğu yerden başlamaya devam edecek. Çünkü bu duruş inanıyorum ki bundan sonra ırkçılığa karşı gerek UEFA gerek FIFA hatta tüm dünya bu hakemlerle ilgili verilecek cezaların takipçisi olacak. İnşallah gene UEFA FIFA top gezdirmez. İnşallah gereken cezalandırmayı yapar. En azından bu ırkçılığı seven tarafların da artık bundan sonra bunu göze alamayacaklarını bütün dünya görmüş olur. Sayın Gümüşdağ, öncelikle hani futbolu çok yakından takip etmeyen izleyicilerimiz için şunu söyleyelim. Aldığınız gerçekten çok cesur bir karardır. Sizi tebrik ediyorum bu konuda. Çünkü sahadan çekilmek öyle kolay kolay bir karar değil. Hele UEFA nezdindeki uluslararası bir maçta hiç kolay değildir. Uğur Bey, bunu yaptığınız için tebrik ediyorum sizi gerçekten. Teşekkür ederim. Şunları da söylediler. Başkanım, bu karar UEFA'dan men olabilir. Ceza, büyük cezalar olabilir. Ya bununla ilgili bu tavırdan dolayı bize hangi ceza gelirse ben razıyım dedim. Oyuncular bu duyguda, biz bu duygudayız. Hiç önemli değil dedim. Yani biz bu kararı alacağız ve bu kararın arkasına duracağız.
Ancak bu şartta İstanbul'a dönmeyiz, bu maçı oynarız. Bunun üzerine UEFA 4 hakemi değiştirme kararı aldı. Bence bu da 8 Aralık'ta dünya futbol tarihine ırkçılıkla ilgili büyük bir anekdot olarak kaydedilecektir diye inanıyorum. Kesinlikle referans oldunuz Sayın Gümüştağ. Bu çok önemli. Çünkü yani zaten haklılığınız UEFA'nın maçı kaldığı yerden farklı hakemlerle oynatmasına karar vermesiyle tescillenmiş oldu. Bu bir. İkincisi bu dördüncü hakem bu Rumen Koltescu anladığım kadarıyla sizin ifadelerinizden de biraz provokatif bir hakem. Yani onun zaten niyeti bozukmuş baştan beri. Öyle değil mi Sayın Gümüştağ? Vücut dili, tavırları hep bozuktu. Özellikle Vevo'yla da sürekli maç boyunca 10-15 dakika bile sürekli onunla uğraşmış. Daha oyunun 13. dakikası yani. Buna rağmen inanılmaz böyle bir tavırlı ve farkındaysanız yayında da bu yaptığı rezalet davranışın da söylemin de hiç sanki kabullenmemiş gibi bir halde soğukkanlı duruyordu. Ama sonra tabii bütün UEFA'da bunu gördü. Buna bizim özellikle Paris Saint-Germain'li oyuncular da buna katıldı. Biliyorsunuz Neymar dahil. Tabii. Hepsi tavrını gösterdi ki benim dostum Nasser, Paris Saint-Germain'in başkanı, o da biz yanınızdayız başkanım dedi, sağ olsun nezaket içinde. Onlar da her türlü bu konuya destek vereceklerini de söylediler. Biz hiçbir şekilde çıkmayacağımızı söyledik. Bu kararı saygı duyarım dedi. Bu kararı siz kulüp olarak vermelisiniz. Biz de yönetim kurulu olarak, teknik direktör, oyuncular bu kararı aldık. Ve İstanbul'a dönme kararımız var dün akşam. Ama UEFA ile yaptığımız müzakereler, uzun müzakerelerden sonra 4 hakem değişme kararı gelince ancak bu şekilde kalma kararı aldık. Şimdi zaten o kadar ironik ki bu devirde bu nasıl oldu Sayın Gümüşler? Gerçekten anlaşılacak gibi değil. Rakip takım Paris Saint-Germain %80'i yabancı, sahibi Katarlı bir iş adamı. Zaten orası uluslararası bir platform. Bırakın orayı, zaten hakemler bile uluslararası başka memleketlerden geliyorlar. Yani bu zaten birlikteliğin, bütün farklı renklerin bir arada olduğu bir spor. UEFA nezdinde defalarca ırkçılık en büyük kriterlerimizden bir tanesi olamaz diye üstüne basıla basıla söylenmesine rağmen olması zaten gerçekten bizi çok hayrete düşürdü. Yani gerçekten inanılacak gibi değil ama bizi, tarihe geçtiniz Sayın Gümüştağ bence bunlar, bu konuda. Bunlar bizim ailemiz oldu. Diğer Vebo, Dembaba artık bunlar bizim oyuncularımız, bizim ailemiz. Yani Vebo örneğin o kadar duygulandı ki ben kendimi evimde hissettiğimi, benim ailem olduğunuzu çok gösterdiniz dedi. Çünkü o durumdan sonra bizim başka türlü bir tavır göstermemiz mümkün mü? Mümkün değil. Doğru, şartlar ne olursa olsun, cezası ne olursa olsun biz bu kararda çok katı olduğumuzu zaten UEFA'da gördü. Dolayısıyla da dün akşamki son bir saatlik müzakerenin sonunda protokol yapıldı, imza atıldı ve bu akşam durduğu yerden inşallah başlayacağız Uğur Bey. Çok başarılar diliyorum. Bu arada Sayın Gümüştağ bir sorum daha var. Önemli bence. Bugün hiç UEFA'nın yetkilileriyle bir temasınız oldu mu? Yani hakem bazında veya gözlemci bazında demiyorum. Yani UEFA'nın yönetim kurulundan olur. Diğer yetkililer sizi arayıp bir durum paylaşması yaptılar mı? Bütün dünya konuşuyor çünkü. Şöyle tabii UEFA'nın CEO'su bizim CEO'muz da sürekli görüşme trafiğinde zaten. Dün akşam UEFA'nın delegesi de sürekli görüşme içindeydi. Zaten UEFA başkanından da bize mesaj geldi. Dolayısıyla çok üzüntü içinde olduklarını, en ağır şekilde cezalandırılacaklarını ifade eden bir konuşma da oldu. Dolayısıyla şu an bunların tavrını, davranışını göreceğiz. Zaten şu an biliyorsunuz gece saat 3 gibi, 3.30 gibi yattık. Dolayısıyla zannediyorum bir yarım saat, bir saat içinde müzakerelere yine devam edeceğiz bugünle ilgili. Sayın Gümüştağ gerçekten bu bütün dünyaya örnek olacak. Bu kararınızdan dolayı sizi tekrar tebrik ediyorum ve çok akşamki maçta başarılar diliyorum bütün ekibinize. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Saygılar. Sağ olun. Efendim görüyorsunuz bütün dünya şu an gerçekten Başakşehir'in haklılığını konuşuyor.